Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün ayın 22'si, 22 Ağustos, okulların açılmasına 2 hafta kala Çukurova Otopazarı biraz daha hareketli. Bakalım bu haftaki fiyatlarımız nasıl? Biliyorsunuz bazı araçlarda, sıfır araçlarda ÖTV indirimine gidildi. Daha doğrusu ÖTV'de matrah indirimine gidildi. Bakalım bunlar ikinci ele yansıdı mı veya ne şekilde yansıyor? Bunu şimdi fiyatlara bakarak görelim. Bugün biraz daha hareketli, biraz daha canlı Çukurova Otopazarı. Bu arada burayla ilgili ayrı bir anekdot söyleyeceğim. İşletmecisiyle görüştüğümüzde buranın belediye başkanından görüşülerek üstünün komple kapatılacağına dair bir bildirim aldım. İnşallah öyle olursa direkt buranın üstü kapandığında ne olacak? Güneşten etkilenmeyeceğiz. Şimdi şöyle sıradan başlayalım. Şurada Honda Civic'imiz var. Bu Honda Civic'i hatırlıyorsunuz. Geçen hafta da vardı. KM400. Elegance'tı. Sunroof, koltuk ısıtma hepsi vardı bu alette. Şöyle burada neyimiz var? Fiesta'mız var. Fiorino'muz var. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru sizler için ineceğim. Bir takipçim çok yakın çekiyorsun demiş. O yüzden şöyle uzaktan yakına doğru gireceğim sizler için. Fiorino 220 bin kilometrede 76 bin 500 TL yazmış dostlar. Emotion 2010 modelmiş. Şöyle uzak açıyla tekrar girip Fiesta'ya bakıyorum. Comfort pakete benziyor. 1.4 TDCi 256 bin kilometrede 71 bin 950 TL demiş. Şimdi şuradan bu Honda Civic'e geçiyorum. Honda Civic full demiştik arkadaşlar. Şöyle fiyatını göstereyim. 182 bin TL yazmış. Telefon numarası burada. Elegance ilk sahibindenmiş. 106 bin kilometrede. Şöyle uzaktan da görün. Burada yine geçenki Escantia Corsa'mız var. 139 bin kilometrede. Telefon numarasını görün şöyle arkadaşlar. 4 lastik 0 2013 model. 122 bin 500 TL istiyor abiniz. Şöyle bunu da uzaktan alayım görün şöyle dostlar. Şöyle görmek isteyenler için. Şurada bir tane Getz'imiz var. Hyundai Getz rengi güzel, buna yakışıyor. Oo, otomatik vites çok güzel. 1.4 Dodge motor 2010 modelmiş. 127 bin kilometrede LPG var. Tam otomatik vites demiş. Şöyle göstereyim dostlar aracımızı. Ankara plaka. Şöyle geniş açıdan da almaya çalışıyorum sizler için. Şu farını değiştirmiş sanki. Çok oyalanmayacağım. Bayağı bir araç var çünkü. Şurada yine yumurta kasa Hyundai'miz var. Şöyle göstereyim onu da uzaktan. Görün arkadaşlar. Pazarlık payı var demiş. 1.3 benzinli 98 model. 44.950 TL. Sanki fiyatlarda öyle bir tık düşüş var gibi. Mi? Bana mı öyle geldi? Yorumlara yazarsınız. Burada Fiesta'mız var bir tane. Şöyle göstereyim. 109.950 TL. 2010 model. 181 bin kilometrede çift hava yastıklıymış. Bunu da YouTube kanalına çekiyorum abi. Şöyle geniş açıyla da göstermeye çalışayım size. Burada neyimiz var? Bir tane Golf var. Siyah. Ona da bir bakalım. Çektim. Evet çektim. 96.500 TL demiş. 2006 model 1.6 benzinli 255.000 kilometrede Golf'e bu fiyatı yazmış arkadaşlar. Şöyle burada Dacia'da şey var, Stepway var. Şöyle geniş açıyla göstereyim. 2016 Hyundai var. Bu ara biraz ilgi duyuyorum kendine. Şu Stepway'i gösterdikten sonra 129.000 kilometrede 132.500 TL yazmış abimiz. Şöyle görün dostlar. Geniş açıyla da. Evet şimdi Hyundai Accent Blue. Bu aralar dikkatimi çekiyor. Dizel otomatikmiş. Çok iyi. 2016 model. Mod Plus 140.500 TL demiş abimiz. 2016 modeli. Şöyle geniş açıyla da alayım sizler için. Kapısı açık mı bilmiyorum. Yani sahibinden.com'daki ile fiyatlar hemen hemen aynı. Dostlar böyle arabanın içi temiz görünüyor, güzel görünüyor. Evet, bunun yol tutuşuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum.
Kapılarının kapanması falan güzel. Hoşuma gitti. Şöyle geniş açıyla da göstereyim. Araba güzel duruyor. Böyle oynanmış değil. Fena değil yani. Benim hoşuma gitti. Tabii fiyat 140.500 TL, bilemiyorum. Şurada neyimiz var? Connex Deluxe'ümüz var. 102.500 TL yazmış abimiz. O nasıl bir şey ya? 222.000 kilometrede Connex Deluxe. Şurada geçen haftaki Nissan Almera'mız var. Fiyat değişmiş mi bilmiyorum. 81.000 TL demiş abimiz. İyi pazarlar. Şöyle geniş açıyla da göstereyim size. Şurada Fiesta var. Eski kasa. 2000 model. 1.2'ymiş dostlar. 1.25. 16 valve. Ne istiyorsunuz buna? 51.000 TL. Hayırlı satışlar olsun. Bir Fiesta daha var. Ha, bu Ciya. Şöyle. Hepsinden var. YouTube kanalına çekiyorum. 59.500 TL demiş. 2000 model. 138.000 kilometrede. Bu da Ciya dostlar. Şöyle uzaktan da alayım sizler için. Tüp yok. Çok güzel. LPG hiç takılmamış. Orijinalmiş. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Göğsü falan diri duruyor. Evet dostlar, şöyle şu hepsi yanında mıydı abi? Hepsinden var. Honda Jazz'ı da görün dostlar. 71.000 TL demiş. 232.000 kilometrede. Ya fiyatlar çok uçuk dostlar ya. Şurada Megane görüyorum. Megane'a doğru gidelim. Şimdi bu hafta okuduğum bir habere göre fiyatların yüksek olmasının sebebi hala şu çip kriziyle alakalıymış güya. Biliyorsunuz çip krizinden dolayı birçok araç üretimini durdurdu. Ondan dolayı fiyatların ikinci elin özellikle yüksek olmasının sebebi bundan kaynaklıymış. Megane bir şey koymamış dostlar. Buradaki arabalarda yok. Şu geçenki Linea. Bakın halen, yani yaklaşık 1,5 aydır video çekiyorum. Halen aynı arabalar duruyor. Fiyat 61.000 TL. Şeyi hatırlayamıyorum. Rakamları hatırlayamıyorum ama siz kıyaslayın. Bir önceki videolarımdan fiyatları kıyaslayabilirsiniz. Dediğim gibi çip krizinden dolayı 23.000 TL'ye bakın ne var burada. Flash var. 91 model LPG'li. Zamanın krallarından dostlar. Bu araba 2'de 120 km hıza kadar ulaşıyor. 1.7'si. Zamanın krallarından ama çok hafif olduğu için insanlar çok çabuk takla atıyordu bununla. Ama kral alettir. Yıllarca bindiğimiz bir araba. Şurada ne var? Yine bir Opel Corsa var. Buna da bir bakalım. Corsa otomatikmiş dostlar bu arada. Benzin LPG 182.000 kilometrede. Abim fiyat bildirmemiş. Şöyle bunu da görün. Şurada Fiesta var. 225.000 kilometrede dizel. 2013. Buna da fiyat yazmamışlar. Bu böyle biraz bastırmış. Çelik çanta atmış arabaya. Şurada Nissan var. Ona bir bakalım. Değişik duruyor. 92.000 kilometrede Nissan Micra 2014 benzin LPG dostlar, temiz duruyor. Fiyat yazmamış abimiz. Fiyat 106.000 lira. 106.000 lira mı? Şunlar da mı size ait? Fiesta'dan Passat'a kadar bize ait. Fiesta'ya ne diyorsun? Fiesta'ya da 105 diyoruz. 105. Corsa? Corsa 118. 118. 106. Astra? 128. 128. Passat? 168. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun? Niye böyle fiyatlar? Bu da otomatikmiş dostlar, 2011. Dizel tek kavrama kaçtı fiyatları sorunca. Niye yüksek diye sorunca. Allah sonunu hayır etsin. Şurada Passat 260.000 kilometrede. Burada görün dostlar, 2.0'mış Passat'ımız. Neyse aşağı doğru gidelim. Şurada bir tane, hayırlı pazarlar olsun. Bir tane Linea var. Bakalım. Sanki Longe pakete benziyor. Çelik jantlı. Urban'mış. 2012. 157.000 kilometrede. 112.750 demiş abimiz. Şöyle uzaktan çekeyim bunu da. Şurada bir tane Cruze var. 1.6 LS paket. Sunroof'lu. Zamanında 50.000 lira, 55.000 lira olan aracımızın fiyatına bakalım şimdi. 102.750 TL demiş. Otomatik mi bu? Bakalım. 202.000 kilometrede.
Bunlar da biliyorsunuz ağırlıklı sübap arızası veriyor. Şöyle otomatik değil. İçine bir bakalım. Evet, otomatik değil. Büyük ekran yok içinde. Zaten herhalde 2012'den sonradakilerde büyük ekran var bunlarda. Evet, şurada bir geç daha var. İşte telefon numarasını yazıyor amca. 72.000 TL demiş. 3 parça boya, hasar kayıtsız. 292.000 km'de. Evet, Clio var dostlar. Sümbül. Abim şeyi de koymuş, ekspertizini de koymuş. Araç orijinal, 84.500 TL, 1.4 otantik. 239.000 km demiş. Şöyle bunu da çekeyim. Yani bu hafta düşer diye bekliyordum da düşmemiş. He? İşte onu diyorum, düşer diye bekliyordum. Fiyatlar geri. Ya onda güya matrah indirimine gittiler ama bazı araçlarda gittiler. Bilmiyorum yani, işte mesela videolardaki geri bildirimlere baktığımda, yorumlara, yani kimse böyle alma taraftarı değil. Geçen hafta mesela 2014 model şeye, Plus'a, Toç'a adam 122 yazmıştı, bu hafta 132 yazmış. 10 bin lira arttırmış. Evet. Ya işte güya çip krizinden kaynaklanan bir fiyat artışıymış bu ama geçen niye bu kadar hepsi abi ya? İşte fabrikalar üretimleri durduruyormuş. Şu an Hyundai, Ford, Toyota hep üretimleri durdurmuş çipten dolayı. Güya ondan ikinci eller artmış diyorlar. Ama tabii bunun manası 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira artması demek değil. Aynen. Zamanında şuradaki Cruise'u 55 bin liraya alabiliyorduk 2 sene önce. Şimdi 102 bin lira yazmış mesela. İyi pazarlar. Dostlar şuradan şöyle bir tane Focus var. Bir takipçim abi eski kasa Focus da çeker misin demişti. 69.500 TL demiş, 2001 model, düzeltiyorum. Otomatik vites. 248.000 km'de. Telefon numarasını görün. Araba güzeldir. Öyle boya yanığı falan yok. Kayseri plaka ama yeni almış belli devrini. ABZ 880 3 harfli. Şöyle bu da fena değil. Şöyle içini de çekeyim size. Boyası olması falan çok az var ama öyle soluklardan değil. İçi de güzel görünüyor aletin. Kapı kapanması gayet başarılı. Şuradan şöyle hızlıca devam edelim. Broadway var. 32.000 TL demiş. 93 model. Şurada 2006 hatasız dolu dolu 113.750'ye Dirt Edition diye Honda Civic yapmış abimiz. Bakalım şöyle bu tarafa doğru gidelim. Az önce abimizin şeyini duydunuz, düşüncesini. 10.000 TL fiyatlar artmış diyor. 126.750 TL, 123.000 km'de TSI Golf var dostlar. Ön farları değiştirmiş. Şurada şöyle Honda Civic var. O da 124.750 TL demiş. 160.000 km'de sedan. Şurada 110.000 TL'ye 242.000 km'de 1.4 TSI Jetta'mız var. Bunlar otomatik mi? Bir onlara mı bakalım? Bu otomatik değil. Jetta TSI otomatik değil. Çelik jant büyütmüş lastikleri. Yani bilmiyorum, ben çok tasvip etmiyorum. Arabayı yoruyor bunlar ya. Yazık günah. Yani orijinalini bozmuş. Yan taraf bayağı bir oynanmış dostlar Jetta'da. Şurada bir tane Punto var. Bu Punto'ya bakalım. Şöyle. Punto 2012 Multijet manuel. 99.000 TL demiş. 201.000 km'de. Abimiz. Şöyle geniş açıyla da alayım. Şurada bir tane Maria var. Buna da bir bakalım. Birazcık da böyle düşük bütçeli arabaları çekmeye çalışıyorum sizler için. Buna ne demiş? 282.000 km'de 2000 model, fiyatı yazmamış ama orada bir 46 gibi bir rakam görüyorum herhalde. 45-46 bin lira gibi bir fiyat istiyor olabilir. Şimdi şurada bir Fiesta'mız var. Şöyle bakalım. 110.000 TL demiş. 234.000 km'de. Arkadaş bunlar nasıl fiyatlar böyle ya? Tavan yanık mıydı? Evet. Uno. Uno'muz var. Bakalım bakalım Uno'ya ne istiyor. Şurada Focus var. 2004 GA 1.6. Bugün aslında hareket var. Fiyat koymamış üstüne. Bugün bir hareket var ama şey yok. Hani satış var mı bilemiyorum. Görmüyorum şu an. Şurada Megane var. 2006 155.000 km'de 85.000 TL demiş abimiz. 2006 model Megane'a.
Şöyle geniş açıyla da alayım. Şurada BMW'miz var. Güzel. Pazarın en temiz araçlarından diyebilirim. Hayırlı satışlarınız olsun. Nasılsınız? Allah iyilik versin. İyiyiz. YouTube kanalım var. Oraya çekiyorum. Sonra tüm Türkiye izliyor. İnşallah faydamız olur sizlere. 118 Joy Plus. 78 bin kilometrede telefon numarasını görün dostlar. 294 bin kilometrede benzinli. LPG yok değil mi? LPG takılmamış. Çok güzel. Şöyle geniş açıyla da alayım. Görün. Zaten otomatiktir. Hani otomatik mi değil mi bakmaya gerek yok ama şöyle içini de sizlere çekeyim. Boya falan? Boyamız yok. Orijinal araç. Belli ama şey diri duruyor. Evet. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun abi? Fiyatlar şu an malum TV indirimden dolayı biraz düştü. Düştü mü? 94 bin diyor şu an. 330 bin liralık arabayı 394 bin. Normalde ÖTV indiriminden önce satılığa çıkartmış mıydınız? Yok. Daha öncesi fiyat aralığı 300. Heh, onu soracağım. 330 civarlarıydı. Şu an 294. Pazarlığınız var mı? Üstüne bir de pazarlık yapılıyor. Heh, bunun üstüne bir de pazarlığa gireceğim diyorsunuz. Gelen bir pazarlık yapacaktır. Çok teşekkür ediyorum. İyi satışlar. Burada bir tane Citroen var. Eski kasa C3 2004 model 57.000 TL demiş abimiz, dizel. Oo, amcamın arabasına bakın. İyi pazarlar amcacım. Bakın 30.750 TL. Ne var? Renault 12 var. 88 model. 30.750 TL benzin LPG'li. Vay be. Artık nostaljiye döndüğü için rakamların yüksek olduğunu düşünüyorum böyle. Şurada 28.000 TL'ye Şahin var. 90 model. Değil mi? Ne kadar ilginç. Biri 88, biri 90, biri 28 yazmış, biri 30.750 yazmış. Şurada Astra var dostlar. Kırmızı 70.000 TL demiş. 99 model Astra'ya. Tavanda boyalar mevcut. Zaten boya atması da mevcut. Çok böyle iç açıcı bir alet olarak görünmüyor. Çok böyle oyalanmadan hemen şunları da göstereyim. Satılmayan Fiesta'lar. Onları da görün. Yanına 2017 dizel 87.000 kilometrede Focus gelmiş. 202.000 TL diyor şu arabaya maşallah. Satılmayan Focus'larımızın fiyatları düşmemiş. Yani dolayısıyla az önceki abimizin söylediği 10.000 TL kadar düştü kısmı biraz böyle inandırıcı gelmedi. Az önceki abimiz de fiyatlar 10.000 arttı demişti. Bunların fiyatları halen aynı gibime geliyor. Şurada bir tane 2015 otomatik 74.650 TL 260.000 demiş Kaccara. Bunu da uzaktan çekeyim görün. Kadirli plaka. Kadirli'den geliyor alet. Şurada ilk sahibinden 2010 Trend X paket. Ha, Titanium X'miş, özür dilerim. Boya yok, orijinal. 116.500 TL demiş abimiz. Bak bunun fiyatı diğer şuradaki Fiesta'lara göre biraz daha düşük. Evet aslında dostlar, şimdi videoyu çekiyordum, yine kesildi. Hava sıcak, yanıyor. 20 otomatik vites cam tavanlı. 188.500 TL. Şöyle içini de sizler için çekeyim. İçini de görün. Şöyle bayağı içi de temiz görünüyor ama otomatik klima yok. Biraz daha hızlanacağım dostlar. Gerçekten aşırı sıcak. Şurada Ford Focus var. Fena değil. İçi güzel, temiz duruyor. Ön cam çatlak. 246.500 kilometrede 113.000 TL demiş abimiz. Şöyle hızlanacağım. Şurada bir tane C-Max görüyorum. Dikkatimi çekti. C-Max'a bakalım. Temiz duruyor. Hakikaten temiz duruyor. 148.000 TL demiş abimiz. Dizel 2013 Titanium X 142.000 kilometrede. Hayırlı pazarlar. Otomatik vites mi bakalım. Otomatik değil ama alet güzel dostlar. Şöyle geniş açıyla da alayım. Bagajı falan nasıl güzel, görüyor musunuz? Titanium paket. Hoşuma gitti. Ama otomatik değil. Otomatik olsaymış daha güzel olurmuş. Şöyle şurada bir tane Passat CC var. Onu çekeyim. Broadway var. 48.000 TL demiş dostlar. Şöyle Passat CC'mize bakalım. 223.000 TL demiş abimiz CC'ye. 1.4 TSI 2013 model. DSG var mı? DSG'li.
güzel duruyor. Şöyle kapısını da açayım diyecektim. Kilitliymiş. Sunroof falan var. Lastikleri fena değil. Şöyle geniş açıyla da alayım. Şurada bir tane Mercedes var. Bizim Antakya işi. Ama 01 plaka. 90 model klimalı, 185 bin kilometredeymiş. Fiyatını yazmamış abimiz. Dostlar bilerek hızlı çekmeye çalışıyorum. Çünkü ısınıyor kamera. Otomatik vites değil. Şöyle ne var? Aşağıda çok böyle dikkat çekecek bir araç göremiyorum. Şurada bir tane Palio var. Bir tane Palio istemişti takipçim. Palio'yu çekeyim sizlere. Palio'muz var. 99 model. 1.6. 231 bin kilometrede. 44.750 TL demiş klimalı dostlar. Şu farı biraz gitmiş ama sol farı düzeltiyorum. Sağ farı fena değil gibi. Şöyle etrafını döneyim. Palio'yu görün. Şöyle Palio HL diye ama boya ister. Arabada bayağı şey var. Şurada yine Corolla var bir tane. Ona bakalım. Temiz duruyor. Otomatik mi? Otomatik değil. 6 ileri olduğuna göre bu 2015 1.3 galiba. 1.6 mı? 1.6 Touch. Güzel temiz duruyor. Ne istiyorsunuz buna? 150 bin TL istiyor dostlar abimiz. Şuradan kart bilgilerini çekeyim. Ulaşmak isterseniz telefon numarası da var. 198 bin kilometrede. 2015. Hayırlı pazarlar. Dostlar şöyle hızlanıyorum. Şurada yine böyle. Bugün dediğim gibi bir tık daha hareketli pazar. Focus var. 175 bin TL demiş. 1.6 113 bin kilometrede manuel Trend X paket. Şöyle görün bunu da. Şuradan aşağıdan yukarıya doğru çıkalım. Clio'muz var. Manuel vites 99 bin kilometrede. 135 bin TL demiş. 2018 şöyle. Bilmiyorum bu çekim açımı beğendiniz mi? Biraz daha uzaktan çekmeye çalışıyorum. Ama bu sefer şeyleri okuyamıyorsunuz sanırım. Telefon numaralarını. Artık şöyle bir yaklaşıp geri uzaklaşıp size öyle göstereceğim. 1.4 dizel. Da yine Focus var. 149 bin TL demiş. Gerçekten şu an acayip terliyorum. Şurada bir Astra sedan var. 163 bin kilometrede 99 bin TL demiş. 2008 model. 1.6. Arkadaşlar. Yani bilmiyorum ya fiyatlar. Bu YouTube kanalımız var amca. Oraya çekim yapıyorum. Her salı günleri arabaları yayınlıyoruz. Aynen böyle fiyatları yayınlıyorum. İşte fiyatlar insanlar... niye pahalandı? Çünkü biz Togg otomobil çıkaracağız ya. Togg otomobil. Evet. Hani ilk Tayyip Erdoğan söyledi ya böyle böyle deyince millet 240 milyar 250 milyar evet. Verilir mi dedi. Şimdi en kötü arabamız oldu 200-300 milyar. Togg otomobilinin önüne geçip Togg otomobili satmamız için fiyatlarımız yükseldi. O uygun fiyatlı gelecek daha çok satılacak. Tabii, doğru mu? Tabii ondan. Güzel bir mantık. İlk defa sizden duyuyorum yani. Önce olabilir. Önce Togg araba 240 milyar olur mu ya kim verir falan. Evet. Şimdi görüyorum 2015 Ford Focus 250 milyar oldu. Şimdi 250 milyar 2015 Model M verin. Türkiye'deki çıkacak sıfır arabaya mı verin? Hangisine verin? Tabii ki sıfıra veririz. Sıfır arabaya verdik değil mi? Evet mantıklı. Milliyetçi olmak lazım. Aynen öyle. Hayırlı işler abi. Sağ olun iyi pazarlar. Özür dilerim. Şimdi sen bunu çekiyorsun bir soru soracağım sana. Buyurun tabii ki. 2 ile 2 kaç eder? 4 eder abi. Bilemedim abi. Duruma göre değişir mi diyeyim? Yok. 2 ile 2 kaç eder acaba? Alırken de satarken de. Alırken de satarken de. Duruma göre değişir. Yani. Bak 2 ile 2 kaç eder biliyor musun? Söz uçar, yazı kalır, 4 eder. Evet. Bundan yazarsan 2 ile 2, 4 eder. Lafla söylenir, laf uçar. Hmm. Doğru mu? Tamam, doğru diyorsunuz. Tamam. Ya, tabii ki yazmak baki. Şey sağ olun, kolay gelsin. Amcam, başına güneş geçmiş diyeceğim ayıp olacak. Arkadaşlar, Toyota Corolla var. 196 bin kilometrede 1.4 dizel. Ya, Opel var, Opel'i göster. Gel. Çektim, çektim. Çektim amca. Gel, bedava. Çektim. Bedava. 99 bin TL yazmışsın 1.6. Hayırlı pazarlar. 120 piyasası. Evet. Allah yardımcınız olsun. Dostlar şurada ne var? Pahalı geliyor, birine ucuz geliyor. Evet. Şurada 84 bin TL'ye i20'miz var. i2013 model. İyi satışlar. Onu da görün şöyle. Uzaktan çekeyim. Geçen haftaki Clio'muz bakalım. İyi pazarlar. Fiyatı düşürmüş mü? 152 bin TL'de halen. Görün siz de. Bir önceki videomla kıyaslayabilirsiniz. Yine Passat'ımız var, Jetta'mız var hatırlarsanız. TSI'dı. İyi satışlar. 184 bin
TL demiş abimiz. Şurada Corolla'mız var. 215 bin kilometrede 67.750 TL demiş. Abimiz 1.3. Onu da görün, şöyle uzaktan çekeyim. Şurada eski Octavia var. 2009 1.6 düz motor. 102'lik demiş. 132 bin kilometrede 113 bin 750 TL. Aslında bu fiyatların böyle tespitinde sarı sitenin mi böyle etkisi çok, bilemiyorum ya. 119.500 TL 1.6 Dream 2007. Fiyata bak, 2007 model arabaya verir misiniz bu rakamı, bilmiyorum yani. Şurada yine Fiesta'mız var. 2006 1.4 TDCI 64.000 TL demiş. Otomatik değil. Şurada yine neyimiz var? Fiat Focus'umuz var. Trend X 230.000 km'de 82.000 TL demiş. Şurada güzel böyle tatlı bir Doğan görüyorum. Doğan SLX mi bu? Doğan abi. Düz Doğan. 1.6 iyi. Hidrolik direksiyon. 48.000 TL. Güzel duruyor ama. Dostlar fena değil. Hasta işi. Hasta işi belli. İyi satışlar. Eyvallah. Kolay gelsin. İyi satışlar. Heh, az önce önümüzden geçti. Dodge. Bakın şöyle. Kaliber demiş. 2007 model. 2.0 CRDI. 114.000 TL demiş abimiz. Şöyle şuradan içini de göstereyim size. Ha, kapı kilitli. Açamıyorum. Şurada Megane'la Dakar var. Onları çekeyim. Megane yeni gördüm. Şimdi o Megane'ı da çekelim. 97.500 TL demiş. Abimiz 230.000 2013 Dakar'a. Şöyle geniş açıyla da göstereyim. Görün dostlar. Flans var. Onu çekeceğim. Şu Megane'ı bir çekeyim önce. Şimdi bunda hız sabitleyici var. EDC şanzıman var. Şöyle kapısı açık mı? Kapısı kapalı. Şöyle geniş açıyla alayım. Böyle görün. Orta paket muhtemelen bu. 110'luk otomatik vites. 90.000 kilometrede. 2011 139.750 TL. Bilmiyorum. Bana yüksek geldi fiyat. Yani bunun Privilege Plus olsa, hani bu biliyorsunuz optik farlı, Bizenon farlı olan paketi var. Sunrooflu işte böyle navigasyonlu. Bilmiyorum ya. Evet, şimdi şurada ne var? Maraşlı bir Fluence var. 1.5 2014 134.000 TL demiş. Manuel vites. Şimdi arasını kıyaslayın işte. 2014'e 2011 aralarındaki farkı görün bakalım. Şöyle geniş açıyla da alayım sizler için. Biri 2014, diğeri 2011. Biri otomatik, biri düz. Biri Megane, biri Fluence. Şurada bir Fluence daha var. İkon paket. Otomatik vites değil. 124.500 TL demiş abimiz. Ha, bu benzinli ama bu arada dostlar. LPG de takmış. Şey değil. Dizel değil. Şurada i20 var yine. 285.000 km'de 77.500 TL demiş. Dostlar bakıyorum şurada nelerimiz var. Şöyle yukarıya doğru gidelim. Clio var 104.500 TL demiş. 2013 model. Tüplü. Yine Clio var 2009. 200.000 km'de 81.500 TL demiş. Şurada bir tane Accent var. İyi satışlar. 119.000 TL demiş abimiz. 210.000 km'de Accent Blue Diesel. Otomatik mi? Yok. Manuel. Şöyle görün dostlar bunu da. Şurada 2003 Corsa var. 1.2. 69.500 TL demiş. Eski kasaya. Şurada bir tane Punto var. Ona bakalım hadi. 86.500 TL. 1.4. Fire aktif. 177.000 kilometrede. Boy atması falan yok. Şurada eski kasa Astra şey var. Vectra CD var. Ona da bir bakalım. 58.000 TL demiş. 97 model. 269.000 kilometrede. 2.0 CD. Zamanın krallarından dostlar be. Yol tutuşuyla. Özelliğiyle zamanın krallarından. Evet dostlar. Gerçekten hava çok sıcak. Ben yandım.
Hepsinden Var YouTube kanalında bir otopazarı videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. En son kapanışı Seat Leon'la yapacağım size şöyle. Fiyat bilgisi vesaire koymamış abimiz. Kimin araç? Senin mi? İyi satışlar. Şimdi YouTube kanalına çekiyoruz bunu. Kapanışı senin arabayla yapacağız. Evet abi. Abi ne istiyorsun buna? 205 bin lira abi. 205 bin TL. Evet. Nedir? 1.4 TSI. Dizel, manuel. Manuel. Şöyle içinde çekelim. Sunroof var dostlar. Rengi çok tatlı. Otomatik olsaymış tadından yenmezmiş. Evet. Kaç model abi? 16 abi. 2016. Hasar var mı? Hatta bu hiçbir şey yok. Çok güzel. 79 bin kilometre. 79 bin kilometrede. İyi satışlar diyorum. Pazarlık payı var mı? Var abi. Telefon numaranızı paylaşabilir misiniz? 537-945-4979. İzleyicilerimiz eğer bu arabayı beğendiyseniz kardeşime ulaşabilirsiniz. Şöyle uzaktan da alayım ve videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar. Saygılar.